Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golver.com'un ve Kayseri Özelliği Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar, hepinize tekrar tekrar teşekkür ederek videoya başlamak istiyorum. Aynı zamanda bütün ordulu kardeşlere selamlar olsun. Yakında Rizeli kardeşlerin de katkısıyla 53 bin olacağız inşallah, ben inanıyorum. Lafı uzatmayayım, çok haberim var. İlker Yağcıoğlu, İrfan böyle olsa Cengiz alınır mıydı? Şimdi İrfan Can Kahveci için bazı açıklamalar var. Arkadaşlar uzun lafın kısası 2 saat ben şunu dedi demeyeceğim. Anahtar kelimelerle gidiyorum. 1 Fenerbahçe, 2 İlker Yağcıoğlu, 3 İrfan Can Kahveci, 4 Cengiz Ünder, 5 İsmail Kartal. Şimdi kısaca şunu söyleyeyim. Yani Fred coştu, İsmail coştu, Şimanski coştu. Bazı kesimler şunu söylüyor. Ya arkadaş, karşınızdaki takımlar takım mı ya? Tabii ki coşacak diyor. Bazı kesimler de şunu söylüyor. Ulan arkadaş, bazı yani karşındaki takım takım değil de Galatasaray'ın oynadıkları ne? Beşiktaş'ın oynadıkları ne? Trabzon'un oynadıkları ne? Ya bize gelince takım olmuyordu. Onların kim olacak? İrfan Can Kahveci. İrfan Can için diyor ki yani İrfan Can Kahveci için diyor ki arkadaşlar, kısaca, kısa ve öz, yeni transfer gibi oynuyor diyor. İsmail Kartal'la ilişkisinden de belli oluyor. Oyundan çıkarken bunu gösterdi. Hani İrfan Can'ın böyle oynayacağını bilseydiniz Cengiz Ünder'i alır mıydınız? Bu da çok tartışılan konu diyor. Ben şunu söyleyeyim. İrfan Can'ın böyle oynayacağını bilsen yine Cengiz'i alırdın. Ya arkadaşım, şunu anlamıyorsunuz siz. Yani Fenerbahçe kadrosu sadece Fenerbahçe kadrosu değil. Bunu anlamıyorsunuz. Bakın, takım kadrosu sadece takım kadrosu değil işte. Burada ciddi bir fark var arada. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ya İrfan da lazım. Bak, Kent'ten yeterince yararlanamıyoruz. Emre Mor'dan yararlanamıyoruz ama bunlar da lazım. Anladınız mı? O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Ha, Osterwolde, Osayi. Bak Osterwolde mesela, ben şunu söyleyeyim. Şu an Osterwolde'yi yedek bırakmak bir teknik direktör için intihar. Ama Osayi'yi bırakmak da intihar. Mert Müldür'ü bırakmak da intihar. Yani şu anda İsmail Kartal çok iyi idare ediyor. Allah nazardan sakındırsın. Şimanski hamlesi. Fenerbahçe'den Şimanski hamlesi. Trendyol Süper Lig 5-0 kazanılan maç. Sebastian Şimanski, anahtar kelimelerle gidiyorum. Napoli ve Fiorentina tribünden izledi. Arkadaşlar bunu zaten size söylemiştim. Yağız Sabuncuoğlu da doğrulamış oldu. Gözlemciler canlı izledi. Liverpool iddiaları da var. Ben şunu da ısrarlı bir şekilde söyleyeyim. Bakın, hayatta bazı insanlar vardır. Sizler, ben bunu genelde sivil hayatta görürüz. Nasıl görürüz abi? Bunu şu şekilde görürüz. Adamın biri kızın birini sever. Bırakmaz. İşte o benimdir, o benim milletimindir ancak der. Başkasına yar etmez işte. Hani saplantılı bir ilişkiye gider. Öyle söyleyeyim. Saplantıya gider iş. Bazı teknik direktörler de futbolculara böyle saplantı giderler. Manchester United'ın teknik direktörü aslında Altay Bayındır'a bir saplantı güttüğü için aldı. Ama onu da açıklayacağız. Az sonra konuşacağım onu. Şimdi Şimanski'ne ilgilenen kulüplerin artması Fenerbahçe'yi sevindiriyor. Yüksek çıkış maddesi ekleme fikri var. Serbest kalma maddesi. Buna da gerek yok aslında. Yani 14 maç, 8 gol, 4 asist. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Sevindirici mi, üzücü bir haber mi? Bence sevindirici bir haber. Düşünsene. Futbolcuna, bakın futbolcuna kimler kimler teklifte bulunuyor. Bence çok ama çok sevindirici bir haber. Ha, hocam kafası karışır diye korkuyoruz. Beyni karışır. Ya kafası da karışmaz, ayağı da karışmaz, beyni de karışmaz. Siz rahat olun şekerim. Hiçbir şey olmaz. Nihat Özdemir'den Mehmet Büyükekşi açıklaması. Öncelikle her ikisini de Allah bildiği gibi yapsın. Öncelikle her ikisi için de bir kez daha söyleyeyim. Fenerbahçe'nin hakkını yiyen başka şeyler yesin. Yani Allah kimseye Fenerbahçe'nin hakkını yedirtmesin. Tamam mı? daha kelimeler söylerim de neyse. TFF eski başkanı Nihat Özdemir, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'ne ilgili aralarında geçtiği iddia edilen konuşmalar hakkında bir bilgilendirme yapmış.
Ne demiş? Fanatik Galatasaray'dır. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fanatik Galatasaray'dır. Ha, yani adil değil diyor. Adaletli bir insan değil diyor. Başkan olduğum dönemde Galatasaray için benimle kavga ediyor şeklinde açıklama yaptığı iddialarına cevap veren Özdemir. Sayın Büyükekşi çok iyi dostumuz, zaman zaman kendisiyle futbolcuna sohbet ediyoruz. Ancak iddia edildiği gibi bir kavga ya da tartışma asla yaşanmadı. Bu tür söylentilere yanıt vermek dahi doğru değil. Değerli Fenerbahçe Kulübü değerli yöneticilerin açıklamasını öğrenince bu bilgilendirme yapma ihtiyacı hissettim demiş. Niye sen hissediyorsun? Sen kimsin ki de hissediyorsun? Yani gerçekten soruyorum. Sen kimsin de hissediyorsun? Yani sen tam olarak nesin? Senin şu anda hiçbir vasfın yok. Sen şu anda Fenerbahçe'den kovulmuş bir eski üyesin. Hani kendi isteğinden istifa ettin. Sonra da kovuldun yani. Öyle değil mi arkadaşlar? Ya bende mi yanlışlık var? Bende yanlışlık varsa siz düzeltin. Ha şunu da söyleyeyim. Mehmet Büyükekşi'ye şunu çok merak ediyorum. Sayın Büyükekşi, hani siz atıp tutuyordunuz geçen sene Galatasaray'ın antrenman tesislerini ziyaret edince bütün büyüklere gideceğiz. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'ye de ziyarete varacağız diye. Merak ediyorum. Niye döndünüz? Ha, dönme sebebinizi merak ediyorum. Niye yapmadınız bunu? Ha geç takımınız şampiyon olduğu içindir. Abi Nihat Özdemir istediğini söylesin. Benim gözümde Nihat Özdemir Fenerbahçe düşmanıdır. O koltuğa oturduğu zaman Fenerbahçe'yi kollamadığı için değil, Fenerbahçe'nin üstüne oynadığı için düşmanıdır. Ali Koç Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayacak. Arkadaşlar bu zaten malumunuz. Ali Koç Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayacak. Yarın akşam Sözcü TV ekranlarında yayınlanacak. Yani 4 Ekim Çarşamba saat 21'de Uğur Dündar Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kullanmış. Size bomba gibi bir haber. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç Çarşamba akşamı saat 21'de spor gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar için Sözcü Televizyon'da konuğum oluyor. Uğur Dündar gazeteci kimliğinin yanı sıra Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu görevini de yükseltiyor. Bir. Şimdi parti ismi vermeden konuşamayacağım için. Hani parti ismi vermeden konuşsam diyeceksiniz ki hocam kafayı mı yedin sen ne diyorsun falan diyeceksiniz. Açık söyleyeyim. İktidarda tek başına AK Parti var. Doğru mu? AK Parti'de bildiğim kadarıyla yanlışım varsa düzeltin çünkü ben çok fazla anlayan bir adam değilim. AK Parti bildiğim kadarıyla Sözcü TV'den nefret ediyor. Halk TV'den, Sözcü TV'den bir de TV1 mi, Tele1 mi vardı? Yok TV1 herhalde Kayseri'nin kanalıydı. Tele1, ya televizyonla hiç aram yok arkadaşlar. İnanın hiç aram yok. NTV, Fenerbahçe TV'de doğru düzgün çekmiyor televizyonda. Ne yaptılarsa yayınını mahvettiler. Neyse. Sözcü TV devletle, daha doğrusu devlet de demeyeyim. Sonuçta devlet dediğimiz şey yani iktidar diyelim. İktidarla bu kadar zıtken oraya çıkmak mantıklı mı? Herkes bana bunu soruyor. Arkadaşlar ben bir şey diyemem. Fenerbahçe'nin başkanı ben değilim. Hocam sen olsan çıkar mısın? Ben olsam sadece Sözcü TV değil. TRT çocuğa bile çıkarım. Oğlum ben çıkarım ne var? Çıkmak zorundasınız. Geçeceksiniz. Fenerbahçe başkanı sen ne saçmalıyorsun? Geçeceksin bunu. Fenerbahçe menfaatleri gereği her yere çıkarım. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe menfaatlerine aykırı davranacaksanız defolun gidin arkadaşlar. Hiç konuşmayalım. Maç falan hiçbir şeyden bahsetmeyelim. Yani meselemiz Fenerbahçe. Anladınız mı? Meselemiz Fenerbahçe. Ha, buraya çıkmasını doğru buluyor musun hocam? Ben kendi adıma söyleyeyim. Normal şartlarda doğru bulmuyorum. Çünkü hani devlete bir nevi kafa tutmak gibi geliyor bana. Hani bu benim şahsi fikrim. Hocam Allah'ını seversen zaten biz ne yaparsak yapalım. Devlet bizim karşımızda diyenler de var. Yani bizi şampiyon yapmayanların başında hükümet var diyenler var. Arkadaşlar yani kimse kimseyi kandırmasın. Sosyal medyayı açın bakın. Sadece ben girmiyorum internete. Hepiniz giriyorsunuz. Hocam işte bizi perişan edecekler diyen var. Var da var. Her çeşidi var. Ben öncelikle şunu seviniyorum. Bak Ali Koç Fenerbahçe TV'ye çıkacak olsa giriş işte haftanın olayları işte Ankara'daki saldırıdan dolayı falan geçmiş olsun. Yani yarım saat bir saat bundan geçer. Anladınız mı? Zaten Ankara'daki saldırı hani Ali Koç konuşana kadar 5-6 gün geçmiş olacak. Allah'a şükür şehit vermedik. Allah'a şükür yaralılarda hayatı tehlikeleri yok. Çok şükür inşallah bugüne kadar da iyileştiler. Ali Koç orayı bir yarım saat konuşur. Sonra İstanbul'daki kuraklığı hepiniz biliyorsunuz. Yani yağış oranı bu sene
malumdu diyerek söze başlar. Ondan sonra Amerika'daki seçimler hepinizin malumu, Biden'ın durumu diye başlar. Bir yarım saatte oradan gider. 1,5 saatin sonunda başlar Ali Koç. Şu pozisyon oldu. Şöyle oldu. Şu pozisyon. Şurada golü vermedi. Bunu golü vermedi. Millet haklı ama yani bitirsin diye dua ederdi. Şimdi en azından Uğur Dündar gibi bir gazetecinin karşısında en azından benim ümidim bu yönde. Bilmiyorum. Belki de ben çok iyimserimdir. Bunu size bırakıyorum. Yani Mustafa hocamı çok iyimser. Onun takdirini siz değerli kardeşlerime bırakıyorum. Buraya girmesi de en azından yani kısa ve öz olacağından dolayı iyi olur. İsmail Kartal'dan Rıdvan Dilmen'e cevap. Arkadaşlar sosyal medyada Rıdvan Dilmen bir şey yayınlıyor. 1988-1989 sezonu Fenerbahçe'ye. Şampiyon Fenerbahçe'ye İsmail. Arap yazmış parantez içinde. Bu takımı kıskandım ben. Sen hocam demiş hani. Ben bu takım 88-89 şampiyon olarak bu takımı kıskandım demiş. İsmail Kartal da bu formayı sevenler kıskançlık nedir bilmezler. Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter hocam ifadesini yazmış. Bu da tabii ki de haberlere konu olmuş. Bakın şunu söyleyeyim. Fenerbahçe öyle bir durumda ki yani attığı her adım yani attığı her adım sosyal medyanın gündeminde. Yapılan her hareket sosyal medyanın gündeminde. O yüzden bunlar şey. Bu arada Crespo aklıma gelmişken Fenerbahçe Crespo'yu açıkladı. Kapa açıklamasını yaptı. Portekiz'de orta sahancı Miguel Crespo'nun sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Şimdi iyi tarafından mı bakalım kötü tarafından mı? Hocam kötü tarafı yok ki uzattık. Kötü tarafı sözleşmesinde iyileştirme yaptık. Ne kadar yaptık arkadaşlar? Sevgili Sercan Hamzoğlu da benimle aynı duyumları vermiş. Ben ne dedim? Benim bildiğim 900 bin euro civarında bonuslarla 1,1'e çıkacak bir şey ama hani oynarsa ederse diye. Şu an için oynama durumu da imkansıza yakın yani bu şeyle performans durumuyla neredeyse imkansıza yakın. Haliyle 900 bin euro civarında. 600 bin euro alırken 900 bine çıkması yani biraz da kendini de kanıtladı şimdi Allah var. O konuda da bir şey söyleyemem. Biraz da kendini kanıtladı. Ama bu olumsuz taraf. Olumlu tarafını da söyleyeyim arkadaşlar. Crespo hani saldım çayıra Mevlam kayıra yapmayacak. Kendini maça verecek, kendini topa verecek. Ve devre arasında hala söylüyorum devre arasında 8 milyon euroya gitme ihtimali var. Yapılan açıklamada kulübümüz 2021 yılından bu yana formamızı giyen Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Başarılı orta saha oyuncusu 2024-2025 sezonunun sonuna kadar futbol takımımızın formasını giyecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyemiz Selahattin Baki ve sportif direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Siz Branco'ya güvenin. Bak Ali Koç'un futbol bilgisine güvenmeyin. Açık söyleyeyim. Bana da kızabilirler. Kızarlar da. Ali Koç'un futbol bilgisine güvenmeyin. Ama Branco'nun futbol bilgisine güvenin. Türkiye'de futboldan en iyi anlayan insanların başında gelir. O ne yaptığını biliyordur. Şimdi maaşına iyileştirme yapıldı. Bu arada Crespo diyor ki benim ailem için çok özel bir an. Fenerbahçe ailesiyle tekrar birlikte olmaktan ve burada devam ediyor olmaktan dolayı mutluyum. Çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim demiş. Maaşına iyileştirme yapıldı diyor. 65 maça çıktı. 5 gol, 6 asist yaptım. Şimdi Fenerbahçe'de Mahşer'in 4 atlısı. Bu arada hocam Crespo'yla uzatıldı ya 6 alınmayacak mı? Kesinlikle hayır. Alınacak. İnşallah bir aksilik olmazsa. Ancak 6'nın olayı başka. Şimdi 6'nın çok bir olayı var. Anladınız mı? Onu sonra konuşalım. Ama 6 numara şu anki konjektüre göre alınacak. Şimdi Fenerbahçe'de Mahşer'in 4 atlısı. Kim 4 atlısı? Fenerbahçe'de sezonun şu ana kadarki en iyi ismi. Dzeko, Tadic, Şimanski, İrfan Can Kahveci. Toplam 22 gollük katkı. Bunu ben size dile getirdim. Uzun uzadıya anlatmayacağım. Fakat bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Muhtemelen hepinizin dikkatinden kaçtı. Federasyon aslında Osayi Samuel eline çarp yani eline değdi dediği pozisyon ile aslına bakarsanız Ceko'nun golünü yedi biliyor musunuz? Hiç kimsenin dikkatine yani bu çekmiyor. Ceko'nun golünü yedi. Yani Edin Ceko'nun bir golü yenmiş oldu. Farkında mısınız? Hocam aslında farkındaydık ama sen diyene kadar çok dikkat etmeliydik. Şimdi biraz dikkat ettik. Evet. Ceko'nun golünü yedi hocam. Neyse.
Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden diyor haberde. Arkadaşlar bakın bu haber ısıtıp ısıtıp önümüze geliyor. Yani ısıtıp ısıtıp önümüze getirmenin lüzumu yok ama ben şu an çok merak ediyorum. Luan Perez nerede? Kaçırıldı mı? Yani başına ne geldi? Gerçekten merak ediyorum ya. Vallahi merak ediyorum. Abi Luan Perez'den haber yok. Antrenmanda değil. İşte idmanda değil. Yedekler arasında değil. Ahmet'te değil. Mehmet'te değil. Lan nerede bu adam? Abi hani bir şey var ya, ben Vahit oğlumu bulana veya getirene 100 bin lira veriyorum diyor. O da diyor 100 bin lira para mı lan, sen benim oğlumu bul falan değil mi? Nerede lan bu adam? Luan Perez, Samet Akaydın muhtemelen Türk olmanın verdiği avantaj da kulüpte kalıyor. Lincoln Henrique sakatlığını atlattı. Ancak Lincoln'un şöyle bir durumu var. Lincoln U19 takımımızda maçlara çıkabilir. Yani devre arasına kadar orada çıkıp orada kendine gelebilir. Zaten devre arasında da yapılacak hamlelere göre her şey değişebilir. Kiralıkta gidebilir. Altay Bayındır'dan açıklamalar. Bugün Manchester United'ın temsilcimiz Manchester United'ın maçı var. Temsilcimiz Manchester United'a başarılar diliyorum. Gerçi İngiltere'nin en salak kulübü. Yani en salak kulübü, gider en olmadık takımlara maç kaybeder kulübü. Ama Altay Bayındır'dan dolayı temsilcimiz diyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Kimle maç yapıyorlar bilmiyorum ama inşallah kazanırlar. Bugün maçları var herhalde Şampiyonlar Ligi'nde. Ha, Galatasaray'ın grubundaydı bunlar. Galatasaray'la yapıyorlarmış, biliyor musun? Ulan ne bir şey olur. Ne demiş? Hayat çok güzel, gerçekten çok iyi. Herkesin yaklaşımı çok sıcak falan. Altay'ın ilk duyduğum an kendimi çok iyi hissettim. Gurur verici diyor. Manchester'ın benimle ilgilendiğini evde duydum. Burada olmak her futbolcunun hayali. Ajax'tayken de istemişti diyor. Ben bunu dedim ya az önce. Adam kafayı taktı. Ten Hag. Ha. Ten Hag. Manchester United'ın teknik direktörü. Gerçi onlar da menajer diye geçiyor sanırım. Ten Hag Ajax'tayken de beni istemişti. Serdar Çelik de demiştim. Hocamız çok iyi ve pozitif. Her zaman ne yapmamız gerektiğine dair bize toplantılar yapıyor demiş. Futbol basit detaylarla kazanılıyor falan. Milan, Inter, Milan. Fenerbahçe'de çok değerli ve güzel şeyler yaşadım. 4 senede çok fazla değişkenlik gösteren bir hoca ortamı vardı. Bak aslında burada da bir şifre var. Yaklaşık 7-8 tane kaleci antrenörüyle çalıştım. Şimdi diyor ki birine alıştığın zaman diğerine alışman zor oluyor. 7-8 tane kaleci antrenörüyle çalıştım diyor. Bak Fenerbahçe'de teknik direktör ortamı. Bir hocanın başarılı olabilmesi için zamana ihtiyacı olan Jorge Jesus'un farklı bir sistemi vardı. Biz oyuncular bu sisteme zaman zaman ayak uyduramadık. 4 senede 5-6 maç üst üste aynı stoperle oynamamışımdır. Bir kaleci için büyük bir dezavantaj. Doğru söylüyor. Ben görev adamıyım. Şans geldiği sürece oynarım. Bir dönem stoperde oynadım. Nerede görev verirse orada oynarım. Yeter ki sahada olayım. Kendi sistem olan bir hoca takıma geldiğinde ilk başta rakipler kolay çözemiyor. Jorge Jesus'un kendi sistemi vardı. Dünya Kupası'na kadar bu sistemle oynadık. Rakipler artık bu sistemi çözdüler. Dünya Kupası sonrası bu sisteme devam edince biraz sıkıntı yaşadık. Sonrasında zaten biraz daha sıkıntılı süreç yaşadık. Her şeye rağmen o sene bir kupa kazanmayı bildik diyor. Şampiyon olmak için rakibini yenmen gerekiyor. Türkiye'deki oyuncularda çok stres de oluyor. Fenerbahçe çok büyük camia. Bu camianın baskısını kaldırmanız gerekir demiş. İnşallah bu sene şampiyon olurlar. Taraftarın ve camianın şampiyonluğa ihtiyacı var. Çok fazla mücadele verdik. Ailem de biliyor. Ben gece gündüz kafamı buna yoruyordum. Dışarıdaki baskı da benim için sıkıntılı bir süreçti. Oyuncu olarak eleştireceksin ama doğru taraftan eleştirmek lazım. O insanda bir ailesi var, hayatı var. Kendi kendime benim bir terapi almam lazım dedim. Ne kadar iyi bir insan olsan da insanların düşüncelerini değiştiremezsin. Her futbolcunun dışarıdan destek alması gerektiğini düşünüyorum demiş. Sezon başında herkesle birlikteydim. Çok iyi transferler yaptı Fenerbahçe. Hepsi iyi insan. Güzel bir birlikteliğin sonrasında başarının geleceğine inanıyorum. Ne kadar iyi niyetli olursanız olun, dışarıdan gelen enerjinin de pozitif olması gerekiyor. Taraftarın her zaman takıma destek vermesi lazım. Sürekli galibiyet gelmese bile İsmail hocamla yıllar önce yolumuz kesişti. İyi niyetli ve işini layığıyla yapan bir insan inşallah başarılı ve mutlu olur. Transfer sürecinde çok destek oldu. Bir başkan gibi değil, abi gibi işini iyi yapmaya çalışan biri. Fenerbahçe için elinden geleni yapıyor. Bunu canlı gören biriyim. Oyunculara bir abi gibi yaklaşıyor. Onun da verdiği bu mücadele inşallah şampiyonlukla kapatır. Kendisinin buna ihtiyacı var demiş. Galatasaray'la karşılaşacak olmak güzel ve değişik bir duygu. Kendi ülkenin takımıyla oynuyorsun. Onların buraya gelecek olması. Ben de onunla... Bugünkü maç buymuş o zaman. İyi, yine de Manchester'a başarılar diliyorum. Misafirperver şekilde karşılayacağım. Benim için ülkemi takımı geçerim. Ya Galatasaray demişken. Abi. Bilmem kaçını satırlarsınız.
Dayna Taurasi diye bir basketbolcumuz vardı. O basketbolcu hani şey gibi düşünün ya. Ne derler onun adına? Voleybolcu kız vardı ya bizdeki. Adı aklıma gelmedi ya. Vargas, Vargas. Yani voleybolun Vargas'ı gibi düşünün. Kız müthiş. Süper. Hacettepe gitti. Doping merkezinde. Bu kızcağız da doping var dedi. Bir kişiye daha doping vardı Fenerbahçe'de. Ya kız dedi ki yani A numunesi pozitif çıkıyor. Fenerbahçe itiraz ediyor. Öyle bir şey yoktu. B numunesinin açılması sırasında doping konusunda ismi açıklanmayan dünyanın en ünlü uzmanını 80 bin euro harcayarak getirtiyor Fenerbahçe. Bu skandalı da ortaya çıkartıyor. Taurasi'nin avukatıyla birlikte numunenin açılışı sırasında şey pardon Taurasi kendi getiriyor. Doping merkezine yer alan bu uzmanın bazı notlar aldığı ve örneklerin yanlış değerlendirildiğini, daha sonra hazırladığı bir raporu Hacettepe Üniversitesi sonuçlarının hatalı olduğunu ispatladığı bildirildi. Hatırlayın bunu geçmişte. Bu olayı bir araştırın. Fenerbahçe dolu dizgin giderken Galatasaray maçlarından önce bu basketbolcuda doping var diyorlar. Muhtemelen bunu bu sene futbolda da yapacaklar. Diyecekler ki Fenerbahçe futbolcularında doping var. Bakın ben bunu başlığa koymak istiyorum. Fenerbahçe futbolcularında doping var. Yani son dakika ben bunu başlığa koyacağım. Müthiş iddia. Ben bunu niye başlığa koyuyorum biliyor musun? Arkadaşlar bunu özellikle koyuyorum. Çünkü Galatasaray'ın yapacağı hamle bu. Başka türlü baş edemeyecekler Fenerbahçe'ne. Derbilerde falan perişan edecek Fenerbahçe. Geçen sene hani diyorlar ya iki maçta üçer attık üçer attık diye. Bu sezon yiyeceklerini onlar da biliyorlar. Neyi yiyeceklerini. Yani yiyecekleri şeyi onlar sizden benden daha iyi biliyorlar. Merak etmeyin. Anladınız mı? O yüzden çok şey yapmıyorum ama işte işin bir de aması var. Muhtemelen buna da yani bu hamleyi yapacaklar arkadaşlar. Ben size diyeyim. Bu hamle muhtemelen olacak. Bak muhtemelen bu hamle olacak. Kaçarı yok. Kesinlikle olacak. Hatta ben buraya bir yere not ekledim zamanında. Erden Timur WhatsApp ekibi sezon sonuna kadar yapacağı açıklamalar belli. Ağustos'ta UEFA, FIFA şikayet, Fenerbahçe şikayetleri. Eylül'de gizli güçler Fenerbahçe'yi yine şampiyon yapacak algısı. Ekim ayı hakemler bizi doğuruyor. Bu hafta VAR görüntülerini açıklarım. Palavrası olacak. Yani Ekim ayında muhtemelen Antalyaspor'a puan kaybedecekler. Bu olacak. Ben bunu sezon başında yazdım. Kasım ayında hedefimiz Avrupa'da kupa almak diyecekler. Aralık ayında hedefimiz Süper Lig ama hakemler bize çalışmazsa ben bu ligi bitirmem diyecekler. Ocak'ta Fenerbahçe her hafta penaltı kazanıyor diye ağlayacaklar. Şu an onlar penaltı kazanıyorlar ya o zamana durulacaklar. Şubat'ta TFF ve siyasi ziyaretler. Mart ayında elimde belgeler var. Beni kızdırmayın açıklarım. Nisan'da Florya'da futbolcular arasında kavga falan çıkmadı. Kerem yine yumruk yedi iddiaları doğru değil diyecekler. Bunların hepsi burada kayıtlı arkadaşlar. Muhtemelen bu sefer de doping var diyecekler. Çünkü Taurasi de bunu yaptılar. Fenerbahçe Galatasaray maçına Taurasi ve diğer basketbolcumuz kızdan eksik çıktı. Yenildi. Playoff'ta avantaj şansını elde edemedi. Avrupa'da kupa kazanacaktı Fenerbahçe. Euro kupa kazanacaktı. Kazanamadı. Sonra ne oldu biliyor musun? Taurasi suçsuz olduğu ispatlandı. Fenerbahçe'den gitmiş oldu. Sözleşmesi feshedilmiş oldu. Gitti. Galatasaray gitti. Basketbolcuyu transfer etti. Bu sefer sosyal medyada da Fenerbahçe vefasız algısı ortaya atıldı. Bu arada Hünkar Manço'ya selamlar olsun buradan. Sevgili Hünkar kardeşime teşekkürler hatırlatma için. Bak, algıya bakın. Önce Fenerbahçe dopingçi yapıldı. Sonra Fenerbahçe'nin iki basketbolcusu dopingçi yapıldı. O testte 6 basketbolcu giriyor, 6'sı da dopingli çıkıyor. Çünkü testin kriterlerinde hata var. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bütün soruların cevabı C. Sistem bütün soruların cevabını aynı olduğu için A, B, D'yi işaretlediğin zaman doğru kabul ediyor. C'yi yaptığın zaman yanlış kabul ediyor. 6'da 6 yapan kişi diyor ki 6'da 0 doğru. Aynen böyle bir şey. Sonra Galatasaray bunu alıp Euro Cup Challenge'ı kazanıyor biliyor musunuz? Açın bakın araştırın alın size ayak oyunu. Aynı Galatasaray'ın başka basketbolcunun formasıyla başkasını oynatma sahtekarlığı da var. Bu sahtekarlıktır. Bundan dolayı ceza aldılar. Aynı Galatasaray'ın menajer ücretlerini futbolda düşük gösterip hiçbir ceza almaması var. Omar Abdullahi'ye federasyona verdiği yıllık ücret farklı. Omar Abdullahi'nin FIFA'ya verdiği yıllık ücret farklı. Hiçbir ceza yok.
Muhtemelen bu sefer de doping var diyecekler. 14-14 kolay değil diyecekler. Hazırlıklarınızı yapın. Yani saha içinde böyle. Ali Koç'un çarşamba günkü açıklamasına dair bir şey söyleyeyim. Diyecek ki pozisyonları tek tek analiz edip gösterecek. Biz federasyona başvurduk diyecek. UEFA'ya da başvurduk diyecek. Ben size anlatayım olacakları. Sosyal medyada alay konusu olacak. Ben diyorum ki Ali Koç'a. Belki de ben demiyorumdur. Yönetimin bir kısmı diyordur. Çık de ki en ufak vermediğiniz penaltıda Galatasaray'ın lehine yaptığınız hakem hatasında ligden çekildiğimizi açıklayacağız. Bunu UEFA'ya da söyledik. FIFA'ya da söyledik. Federasyona da söyledik. Bizim 7 maçımız Galatasaray'ın 7 maçı araştırılsın. Hakemlerin bariz hataları araştırılsın. Kamera açılarının tamamı incelensin. Bakalım kimin lehine daha çok hata yapılmış, kimin aleyhine yapılmış. Bu ortaya dökülsün. Biz başka bir şey istemiyoruz diye. Şunu da söyleyeyim. UEFA'dan müfettiş talebinde bulunduk da diyebilir. Ama ben şunu söyleyeyim. Kibar beyefendi tavırla asla hiçbir şey elde edemeyiz. Çıkacaksın. Gerekirse argo kelimelerle, gerekirse küfürlü kelimelerle, gerekirse tehditle, gerekirse şantajla malı götüreceksin. Bu ülkede efendi olarak kazanılan hiçbir şey yok. Bu ülkede efendiler genellikle toprağın altındadır ya da içeridedir. Yani bir yere gelmişlerden bahsediyorum. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, Allah rahmet eylesin. Nerede şu anda? Ya çok insan var. Ben hani siyasi hiçbir görüşüm yok arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Rahmetli Ecevit, Allah rahmet eylesin mesela. Birçok kişi sevmez. Mesela benim gibi hani ben kendimi ne diye tanımlayabilirim? Hani Allah'tan korkan bir insanım. Hani muhafazakar mı diyor? Hani benim tarzımda hiçbir adam sevmez ama kütür kütür adamdı. Adam mesela ben vefat ettiğinde arkada bıraktığına bakarım. Arkada bir tane araba, bir tane ev bırakmış. Başka bir şey bırakmadıysa çalmamıştır. Çalmadıysa halka hizmet etmiştir. Anladınız mı? Yani çalmadıysa halka hizmet etmiştir. Arkasından trilyonlar, şunlar, bunlar bırakıyorsa o adam millete hizmet etmemiştir. Yani kim olursa olsun kendim için söylüyorum. İyi insanların bu ülkede seveni az olur. Çünkü PR kasamazlar. Bak İsmail Kartal'ın seveni azdı. Şu galibiyetlerle arttı. Hala tereddütte birçok kişi. Çünkü iyi insanlar sevilmez bu ülkede. Bak bu ülkede namussuzlar, alçaklar. Ve hani baş tacı edildiği dönemler oldu. Bakınız şu anda Amerika'da olan arkadaşlar. Yani peygamber diye şey yapan arkasına gidenler vardı. Yok mu? Hakan Şükür en efendi futbolcu bilmem ne barış ödülü. Neler neler seçildi. Milletvekili seçildi. Ya daha anlatmaya gerek var mı arkadaşlar? Bu ülkede bak iyi insan şunu unutmayın. Kime çok fazla çamur atılıyorsa bir araştırın bakalım. Belki de o insan gerçekten çok iyi insandır. Yükselmesi istenmiyordur. Bizim kanalımız mesela ben bir arkadaş dedi ki hocam dedi millete de ki video izlemese de abone edin millete. Zorla abone edin de abone sayın artar dedi. Lan oğlum olmaz öyle şey. Şöyle böyle video izlenmeleri artmaz dedim. Sen yap dedi. Sayı arttıkça millet gelecek. 10 bini gören 15 bini gören kaçıyor kanaldan dedi. Yani hocam dedi seni kötü bunu söyleyen arkadaş ne dedi biliyor musun? Ben dedi isim vermeyeceğim dedi. Seni şurada çok fena kötülediler dedi. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Anlattılar dedi. Ben geldim dedi, merak ettim dedi. Seni izlemeye başladıktan sonra fanatiğin oldum. Oradan da vazgeçtim dedi. Ben sana şey yapıyorum dedi. Bak birçok kişi böyle ha. Şu kanaldaki birçok kişi buraya kötüleme sayesinde geliyor. Adam atıyor. Bu adam Fenerbahçe düşmanı. Gidin diyor. Basın sayfasını diyor. Nasıl böyle bir şey yapar diyor. Adam bir geliyor. İzliyor videoyu. Diyor ki abi sen Fenerbahçe düşmanıysan ben Galatasaraylıyım diyor. Yani Allah razı olsun herkesten. Neyse çok fazla uzattım. Yine 30 dakikayı geçtim. Kusuruma bakmayın. Ama dediğim gibi sıradaki hamle bu. Hazırlıklı olun. Ya ben demiştim demek istemiyorum. Ali Koç da tedbirini alsın. Yönetim de tedbirini alsın. Bazı insanlar insan içine çıkamayacak duruma getirilmeli. Hani bunu dayakla, şiddetle falan demiyorum. Belgelerle, açıklamalarla. Mesela Fenerbahçe'nin Çaykur Rize maçındaki orta hakem, VAR hakemi ve AVAR hakeminin ben çarşamba günü çok enteresan bilgilerle kamuoyu nezdinde açıklanacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ali Koç'u da buradan başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.